Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kuşlarımızla ben de artık tatile hazırız. Son şeklini yavaştan size göstereceğim. Birkaç tane de eksiklerimiz var, temizlik vesaire. Birkaç tane de böyle malzemelerin falan yerleştirilmesi var, suların doldurulması falan. Ondan sonra zaten kuşlarımız hazır. Yolcudur, Abbas bağlasan durmaz misali. Gidiyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet artık kuşlarımız. Şöyle söyleyeyim, bir de yarın eşya atma videosunu çekeceğim, ondan sonra yükleyip öyle gideceğim ve size stok videolarını ayarlayacağım arkadaşlar, onları da hani eksik etmeyeceğim kesinlikle. Bugün bir de ekstra olaraktan şunun bilgisini vereceğim. Biliyorsunuz ben kuşlarıma Rekan'ına verdim. Bugün ikinci gün, yanlış hatırlamıyorsam bugün ikinci gün, üç olmadı daha, ikinci gün ve hani iki gündür kullanıyorum kuşlara. Yani bir etkisi vesaire şu anda gözükmez ama en azından ufak tefek aklıma takılan bir soru işareti vardı. Onlardan bahsedeceğim ama şunu da söyleyeyim. Kesinlikle ama kesinlikle ben bir markayı karalamak için boşuna zamanımı harcamam. Zaten o bir süre sonra patlak verecektir. Kesinlikle bu video markayı karalama vesaire değil. Sadece ufak tefek aklımda soru işaretleri ve birbirleriyle çelişen ifadeler var. Onlar hakkında hem bilgi almak hem bir şeylerin açıklığa kavuşması. Varsa aranızda satış temsilciniz, bana da arkadaşlarımıza da yardımcı olabilir veya da bilgisi olan kullanan. Birkaç tane paylaşım gördüm sadece. Ondan dolayı da böyle bir şekilde video çekmeyi düşündüm. Zaten şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ürün patlak verdi. Nasıl patlak verdi? İlk başta çıktığına inanmadım. Dedim ki bu yine satılan saçma sapan milletin başkalarının yani duygularını sömürerekten kazandığı ürünlerden biridir diye düşündüm. Çünkü neden onu da söyleyeyim. Bazı kişiler, hatta bazı kişiler değil çoğu kişi artık internette ürün yayınlamaya başladı. Yok işte mucizevi ilaç, şunların karışımı kurumaya geliyor, aman kurtarıyor, ölüyor, diriltiyor gibisinden salak saçma ifadeler. Yani arkadaşlar bakın, kuruma gerçekten çok zor bir şeydir. Yani bir hastalığın son evresidir. Siz bunu, yani şöyle deyin, kanseri 4. evreden sonra döndürme ihtimaliniz yüzde kaç? Bu da öyle. Yani harbiden çok ağır bir son evre diyeyim size. Ve kuşun artık ondan kurtulması, işte kaçıncı evrede yakalamanız gerektiğine biraz da bağlı. Yani atıp tutanlara çok da fazla kulak asmayın. Benim kullandığım belli başlı ilaçlar var. Ben genelde hala da onlara güveniyorum. Halen de onlarla devam edeceğim inşallah. Allah korusun, Allah yaşatmasın ama hani dediğim gibi öyle bir sıkıntı olursa benim danıştığım birkaç tane ilacım var. Eğer bu da işe yararsa önlem amaçlı aralarına katılabilir. Hani önceden olmasın diye. O ilaçları kullanmayalım diye. Ama dediğim gibi çelişen birkaç ifadesi var, onlardan bahsedeceğim. Benim ilaçlarım Triflukan Filaji. Ağızdan sabah akşam damlatıyorum. Eğer bir kuruma Allah korusun bir şey olursa. Sabah akşam da, yani sabah tazeliyorum, akşam kaldırıyorum. O da tetramezitin arkadaşlar. Tetramezitin suluğuna Triflukan ve Filaji'yi de ağzına damlataraktan çok fazla kuşu ipten aldığım olmuştur. Şimdi bunu geçelim. Önemli konumuz Rekanina Plus. Çukurova Üniversitesi tarafından geliştirilen bir ilaç. Birazcık da şu tarafa dönelim, hem sizde haznelerimizi vesaire görün şu şekilde ayarladığımızı. Çukurova Üniversitesi tarafından şey yapılıyor arkadaşlar, geliştiriliyor. Kümes hayvanlarına vesaire de kullanılabiliyor. Fiyatı ne kadar? 50 lira. Göstereyim şöyle. Bana fazla mı? Fazla. 100 millik bir ürün için gerçekten fazla ama pek şunu söyleyelim. İşe %100 yarıyorsa hani kesinlikle gerekir. Hani kullanılır vesaire ama işe yaramıyorsa arkadaşlar ben kesinlikle 50 liranızı çöpe atmayın derim. Hani ben şu anda dediğim gibi sadece bir veya yani iki defa falan kullandım. O yüzden size kesin bir yanıt veremeyeceğim. Sadece kullanan arkadaşlar için diyorum. İkinci bir nokta. Aklıma takılan noktalara gelelim. Bu bir ilaç değildir. Yem katkı maddesidir. Tedavi amacıyla kullanılmaz bir. Şimdi benim aklıma şu takıldı. İnternette temsilcileriyle vesaire görüştüm. Tedavi dozunu paylaşmışlar. Hani bu yem katkı maddesiydi, tedavi amacıyla kullanılmazdı. Neden tedavi dozu paylaşıldı? Burada benim aklımda bir soru işareti oldu. Ekstra olarak arkadaşlar bakın, ben tekrar söylüyorum. Linç girişimine girecek arkadaşlar için. Bu karalama şeyi değil, benim aklıma takılan noktalar. Hani ondan dolayı. Bakalım deniyoruz kuşlara neler olacak diye. Hani Allah korusun, hani öldürecek bir şey olsa zaten bu kadar isim yapmaz ilaç. Ama dediğim gibi şu anlık sadece deneme aşamasındayım. O yüzden aklıma takılan soru işaretlerini şu anda cevaplandırmaya, yanıt bulmaya çalışıyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. İkincisi de şu. Şurada yazıyor ki tavsiye edilen doz miktarı 100 ml suya 10 ml. Evet. Ben mesleğim gereği çok fazla bu doz hesaplamalarına takılan bir insanım. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Mil dediğimiz şey cc'dir. Enjektörde göstereyim hemen. Çünkü dağlar kadar fark var arasında. Şöyle arkadaşlar, 5 mil dediği 5 cc'dir. Bu
normalde internette satış temsilcilerinin önlem amaçlı söylediği doz miktarı, ben şu an önlem amaçlı kullanıyorum, 100 mil suya, yani bir suluk suya, şöyle göstereyim, bir suluk suya tam dolu suluğa, hadi bir netle göstereceğim şimdi. Bak netlemiyor inadına, görüyor musun? Rekan neyi koruyorsa. Evet, şöyle arkadaşlar 2 cc'dir. Yani şuraya kadar çekersiniz rekanina'dan, tam dolu suluğa katarsınız. 98 mil demiş hatta. 100 mil, 98 mil, çok fazla bir fark yok. 2 milden bir şey olmaz. Dediğim gibi hani böyle bir şey var. Ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada yazan da ne kadar biliyor musunuz? Bir suluğa, tam dolu suluğa, burada yazan da diyor ki 2 tane şöyle 5-5-10 milden 10 cc katacaksın. Şimdi ben hangisine güveneyim? Buna bir tam dolu suluğa eğer 10 cc katarsam mı doğru, 2 cc katarsam mı doğru? Bu da benim kafamı karıştıran noktalardan biri. Ya temsilcilerde sıkıntı var ya da bu basım hatasında bir sıkıntı, yani basım hatası var. Bir de ekstra olarak da şunu söyleyeyim. Eğer ben bir suluğa 10 cc katarsam ki eğer de doğrusu buysa, bundan arkadaşlar 100 cc olanı komple benim 1 litre suya dökmem lazım. Ama 2 cc katarsam ben bunu 5 defa kullanıyorum 10 tane suluğa. 10 tane suluk 100 cc her biri. O şekilde hesaplarsanız zaten az çok ortaya çıkar diye düşünüyorum. Hani şu anlık aklıma takılanlar bunlar. Denedikçe göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki de kesinlikle söylüyorum. Marka kötüleme vesaire değil. Zaten marka isim yaptı artık. Hani öyle dandik bir marka olarak göremeyiz kesinlikle. Kimsenin de öyle bir şey demeye haddi yok. Sadece benim aklıma takılanlar bunlardı. Bakalım inşallah cevabını bulabiliriz. Umarım basım hatasıdır. Çünkü gerçekten büyük bir hata. Umarım ya da ben yanlış yapmışımdır diye düşünüyorum. Şimdi buraya gelelim. Tatile hazır artık kuşlarımız. Bu takımımız için bir tane daha suluk takacağım arkadaşlar. Çünkü yavrusu var. Yavrusu olan takım çok su tüketir. İkisine de Recanina Plus var. Şu an için deniyoruz. Yavrularımızı bu sefer güzelce beslediler. Bakalım ya, hayırlısı, inşallah geldiğinde bir sıkıntı olmaz. Yavrular hamur olmuş yalnız ya. Yemin ederim öyle yumuşaklar ki. Normal yavru şeyi yok yani. Sıcaktan mahvolmuş hayvanlar. Yanıyorlar. Bunlar arkadaşlar giderken eksiğimizde mesela bunların altına komple kedi kumu koyacağız. Giderken bir eksiğimiz bu. Yavrularımız güzel güzel büyüyorlar. Kursaklar falan Allah'a şükür dolu. Yani inşallah bana bir kelek yapmazsınız. İnşallah şu sıcaklar sizi vurmaz. Hayırlısı. Camı arkadaşlar yarı yarıya açık bırakacağım. Bu kadar hani tabii ki de sonuna kadar açık bırakırsam rüzgar estiği gibi yavrular geldiğinde kuşlar falan hepsi tert. Maalesef yani gitmeme kadar şuraya bilet ayarlayamadım çünkü lehim dayımda. Bir de şöyle diyeyim arkadaşlar, şu anda adaptörü uzatacak bir kablo vesaire şu anda tamamen sistemim kurulu değil. Daha tam ayarlamasını yapmadım. Ledlerde eksiğim de var maalesef ki. Şu an için onları ayarlamaya çalışıyorum. Bakalım hayırlısı. Buraya gelecek olursak bir tane yumurtamız kesin boş arkadaşlar. Şu Rainbow'un yumurtası zaten bekliyorduk. 6. yumurtası bunun çatlamış. Belki bir sonraki videomda çıkmış olabilir. Rainbow'un yumurtasının içinde de daha yavru var. Ben galiba göremeyeceğim çıktığını. İnşallah geldiğimde ölü bir şekilde bulmam. Bunlar da böyle. Bakın rekanina içiyor şu anda. Sulukları boş boş taktım. Bir kafa karışıklığı olmasın. Hangisine kaç tane takacaktım diye aklımda bulunmasın diye hesapladım taktım arkadaşlar. Bunlar zaten yavru, çok fazla bir su tüketimi olmadığından kaynaklı olarak 2 tane takacağım. Çok da zaten güneşe maruz kalmıyorlar. Bunlardan 2 tanesi şimdilik ayırtıldı. Şu 2 tane opalle yanındaki sarı lacivert parçalı. Sadece gizliğin o kaldı şu anlık ayırtılana göre. İnşallah ben gitmeden gelip hemen alır yarın. Olmazsa da bakalım. Yani sağlık olsun. Dönünce artık sahiplendiririz. Burada da erkeklerin tayfası var arkadaşlar. Erkekleri buraya almak zorunda kaldım. Bugün şöyle söyleyeyim arkadaşlar, o kadar hani plansız programsız bir şekilde kuşları dağıttım ki yani emin olun ben bile ne yaptığımı şaşırdım. Şimdi dişilerle erkekleri bir yere koyamam. O zaman niye ayırdım ki ben bu kuşları, zamanı gelmeden birleştireyim. Bir de hani mesela atıyorum şu yavruları tutup da ne dişinin ne erkeğinin yanına atabilirim. Zaten takımlar ayrı. Jumbo ile şu Jumbo zaten eşli. Yani her zaman bir papağanları şöyle bir araya koyabildim tek bir şeye. Benim aklımda aslında olan şuydu. Hemen göstereyim. Zaten size de demiştim. Erkeklerin papağanlarını buraya, dişilerinkini buraya. Muhabbetlerin erkeklerini buraya. İşte dişilerini şu arkadan bir kafese atarım. Ya da ne bileyim en kötü ihtimal şuraya bir yere koyarım. Hayvanlar rahat rahat takılırlar diye düşünmüştüm. Ama maalesef ki olmadı. Şu bizim fırlamamız işi bozdu birazcık, kendini yaralayarak. Bu da çok şükür kendini toparlıyor.
Ben gelene kadar burada duracak. Bakın buna haznesini falan yaptım. Rekanineyi koydum. Buna da iki tane suluk yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Zaten çok fazla su tüketeceğini de düşünmüyorum. Bunlara iki tane şu sulukları koyacağım. Bir de arkadaşlar şöyle büyük yemlik var ayarladığım. Belki bir ihtimal bunu da burada bırakabilirim ama Bulut'a da suluk götürmem lazım. Vallahi emin olamıyorum. Bunlar da böyle üst üste istiflenmiş yatıyorlar yola. 4 tane arkadaşlar. Tamı tamına 4 tane kuş var şu an burada. 2 tane anaçlarımız sadece dışarıda. Bütün yavrularımız orada. Vallahi anneye babaya yer kalmadı. Bunları da şu an arkadaşlar isteyen bayağı var. Onu söyleyeyim. Bayağı bayağı isteyen var. Bakın gönderim yok. Sadece elden teslim. Varsa bir tanıdığınız ulaşsın gelsin alsın. Ona göre o göndersin. Hani ben bunun vebaline giremem. Gerçekten daha önce gönderim yapmadım. Yaptığımda da bu havalarda bakın kuşlar burada pişiyor. Kutunun içinde ne olur bilemiyorum. Hani kutuya koyup gönderirim diye düşünüyorum. Ya da ne bileyim etrafını sarsam bile illaki bir sıkıntı olacaktır. O yüzden hani en sağlıklısı gelip elden teslim almak. Şu an için alacağını söyleyen birkaç kişi var ama güvenmiyorum. Yemlikler bu şekilde bu arada. Onu da söyleyeyim. Bunlar yeter akıllı yemlik takılacak hazneyle. Sulukları falan takılacak. Buralarda yine aynı şekilde. Bakın sulukları dağıttım görüyor musunuz? Buraları taktım hep. Bunların da yine aynı şekilde. Buraları hep taktım. Bunların var ya şu kuma temas etmemeleri o kadar güzel oldu ki. Yoksa var ya bunlar mahvederdi yerleri. Ama şu anda tüyden çıkanlar da bayağı bir sağlıklı maşallah. Bir dişimiz tüyde. Ciyak ciyak vardılar buraya alırken. Bunlar da hafiften kanatların uçlarını falan kanattılar. Çünkü çok fazla çırpınıyorlar. Bir de ne diyecektim sizlere? Ha, şu yemleri göstereyim arkadaşlar. Artık bunları gördükten sonra dersiniz ki tamam yani bu kuşlara yeter. Bunları ispinozlara takacağım. Şöyle bir göstereyim. Yemi ayıkladım arkadaşlar. İri taneli olanlarını kenara ayırdım. İspinozları da böyle hani finç yemleri ufak olur ya. O yüzden bunları bu şekilde ayırdım. Nasıl ayırdın demeyin. Ömrüm gitti. Ayırdım bir şekilde. Burada 2, 4, 5 tane var. Hangilerine koyacağım? Şu ikisine koyacağım. Buna koyacağım arkadaşlar. Buna koyacağım. Bir de şu dişilere koyacağım. Zaten diğer paşada bir de şovlarımız da var. O yüzden onlara gerek yok. Bunu da inanç şekilde paşaya koyacağım. Neden paşaya çok fazla koyuyorum? Çünkü biliyorsunuz ki bu manyakların dökme huyu var. Bunlar eğer dökerlerse hem tabandaki yetsin onlara hem de buradaki haznedeki yetsin diye bayağı bir kendimi parçalıyorum. İnşallah sıkıntı olmaz. Çünkü hani dişisi falan bayağı bir döküyordu kendisi de öyle. Bunu da ispinozlara koyacağım. Arkadakini arkadaşlar şovlara koyacağım. Ve benim tamamen tatil işim bitmiş olacak kuşlarla alakalı olarak. Buraya artık başka bir ayar çekmeyeceğim. Eğer bakın tatile gitmek isteyen arkadaşlarım varsa streç filmi soranlar var. Bu tip kafeslerinizin etrafına sarabilirsiniz. Ekstra olarak bu tiplere sarabilirsiniz. Ama burada kuş bulunmaması lazım. Hani eşleyip gidiyorsunuz ya. Eşlemeden önce sarın öyle yapın. Ya da ne bileyim salmayı sarın. En basitinden. Ben bunlara mesela plexi takacaktım. Takmadım. Üstte duruyor bakın plexileri. Onun dışında mesela bakın bunlara ben sardım. Şu iç kısmını hafiften bantladım tutturdum. Altlarını bantladım tutturdum. Onun dışında bakın şu iç kısmını, şu akıllı yemin iç kısmını, burayı tabii yapıştırmadım, şu iç kısmından bahsediyorum. Burayı tutturdum. Ekstra olarak şu alt kısımlarını akmasın, hani düşmesin diye bakın. Görüyor musunuz? Burada duruyor hepsi. Ne kadar belli bilmiyorum. Bakın burada hep şeyler duruyor. Kedi kumları duruyor. Komple buraları tutturdum. Hani siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapılamayacak diye bir şey yok. Tatile giderken emin olun kuşlarınız çok 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 rahat bir şekilde dayanır. Hani varsa dondurma kabınız sizin en büyük kurtarıcınızdır. Şu kapları nereden buldun diye soracak olan arkadaşlar vardır illaki. Bunları da arkadaşlar hangileri onu da söyleyeyim size. Süt şişeleri, pet şişeler. Hani bu plastik süt şişeleri oluyor ya. Günlük sütlerin falan. Onlardan işte plastik pet şişeler. Kola şişeleri. Yani bunların hepsini hazne yapabilirsiniz. Altına buzdolabı poşeti. Ama bakın arkadaşlar bu bakliyat poşeti ya. Bildiğiniz Hakmar'a gidin. Aha bakliyat poşeti. Alın kullanın yani. Öyle çok fazla kasmaya gerek yok. Onun dışında bakın bunlar iner şekilde dediğim gibi bakliyat poşetlerinden. Bunlar dolduruyorlar tabii. Ben gitmeden bir daha bunu boşaltacağım. Yani o şekilde durmaz. Bunlara falan ekleyeceğiz. Böyle. Ben böyle ayarladım. Her sene de bu şekilde ayarlıyorum. Hiçbir sene de Allah'a şükür bir problem olmadı. Emin olun geldiğinde şu sözü söyleyeceğim size.
kuşlarıma kavuştuğunda hani böyle seneler sonra, ben her sene bu duyduğu yaşıyorum. Hani seneler sonra çocuğunu bulanlar vardır ya, aynı öyleyim yemin ediyorum. Direkt yapışıyorum kuşlara. Allah'ım diyorum, neler olmuş neler bitmiş. Şunu da tekrardan bir gösterelim. Atlamaz umarım. Oh baba geldi. Ne var lan köpek? Senin var ya seni, seni var ya. Eşek sıpası. Arkadaşlar var ya, yavrusuna dokundurtmuyor maşallah. Hallere bak hallere. Vallahi tam dayaklık değil mi ya? Tipe bak. Yiyeceğim. Tamam bırak. Bırak köpeklik yapma bırak. Aa yine geliyor. Lan sen ruh hastası mısın ya? Çık. Ben evde gerçekten köpek besliyorum. Kuş falan beslediğim yok benim. Şunu gösterecektik. Şu çirkini göstermeye bana müsaade etmiyor. Evet. Maşallah. Bu da döndüğümde muhteşem bir şeye dönüşmüş olacak. Allah izin verirse harbiden çok güzel olacak ya. Tam bir Beşiktaşlı arkadaşlar. Erkek almak isteyen olursa bana ulaşabilir. Hop atlama sakın. Ben döndüğümde arkadaşlar bu yeme düşmüş olur. Rahat eline. Ya sen ne pis bir şeysin abi ya. Ne bulaşık bir şeysin sen. İnşallah şimdi buradan attım diye yavruyu dövmez. İyi bari. Böyle. Bu da böyle. Kuyruksuzumuz bizim. Kuyruğunu tamamladığında, ki döndüğünde de yine biraz çıkmış olur. O da çok çok güzel olacak. Zaten hala daha çok güzel maşallah. Bu arada arkadaşlar Instagram'da da aktif olmaya devam edeceğiz. Sizin için pozlar yakalıyorum. Kuşların son böyle güzel güzel hallerini yakalamaya çalışıyorum. Eğer şey olursa Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ay Yıldız Üretim. Yine aynı şekilde oradan da ilerleyen zamanda çekilişlerimiz olacak. Yani YouTube için yapacağım bu çekilişi. Dediğim gibi hani oradan da yönetebilirim. Daha belli olmaz. Aynı zamanda Facebook sayfamız var. Yine aynı şekilde Ay Yıldız Üretim. Orayı da beğenirseniz çok mutlu olurum. Benim diyeceklerim bugünlük bu kadar. Tatile giderken bu şekilde ayarladım bakalım kuşlara, hayırlısı. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmadıysanız abone olmayı ve açıklama kısmındaki videolarıma göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.